Ekranları başındaki herkese merhaba. Özlediniz mi ayrıcalıklı rotaları? Biz çok özledik sizleri, sizlerle paylaşmayı ve evlerinize konuk olmayı. Elimde kurdele ve makas olmasa da 3. sezonumuzu açıyoruz. Sizlerle İstanbul'un yeni havalimanından ayrıcalıklı rotalara uçarken yine bambaşka diyarları getireceğiz evinize, eşsiz yerlere uçuracağız sizi. Bölümümüzü Yeşil'in 1001 tonunu Alplerin eteklerine serpiştirmiş gökkuşağının en güzel renkleriyle evlerini estetik ve zarafet ile dantel gibi işlemiş nice deliler, dahiler, cesurlar ve çılgınlar yetiştirmiş bir şehirden açıyoruz. Salzburg'dan başlıyoruz. Merak etmeyin, Avrupa'nın en güzel yerlerinden olan Hallstatt'ı ve göller bölgesinde unutmadık. Bu toprakların yetiştirdiği en deli dahi Wolfgang Amadeus Mozart, gerçek mutluluk insanın aldıklarında değil, verdiklerinde gizlidir demiş. Ben de aynı duygularla anlattım, aklımın Erdiyan'dan beri öğrendiklerimi, paylaştım, araştırıp bulduklarımı ve bildiklerimi. Evet, hadi başlayalım şimdi 3. sezonun ilk bölümünün ilk görüntüleriyle gezmeye. Peki ya siz? Sizler hazır mısınız bizleri izlemeye? Salzach Nehri kıyılarında yer alan Salzburg, adını altında uzanan tuz madenlerinden alıyor. Avusturya'nın Almanya ile sınırını oluşturan şehirlerinden biri, ülkenin de 4. büyük kenti. Şehri ayrıcalıklı yapan ne biliyor musunuz? Klasik müziğin dünyadaki merkezlerinden biri kabul edilmesi ve barok mimarisi. Zaten bu güzelliği ve özelliği fark edilmiş ki 1997'de UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesine girmiş. Dünyanın önemli müzik insanlarının çoğunun doğduğu şehir olarak biliniyor Salzburg. Ve onların da en ünlüsü kim biliyor musunuz? Wolfgang Amadeus Mozart. 18. yüzyılda bu topraklarda doğmuş o ünlü çılgın dahi. Geçmişin geleneklerine saygı duyan Salzburglular, turistlere de birbirlerine de samimi ve duyarlı davranıyorlar. Ziyaretçilerle konuşmaya, arkadaşlık kurmaya ve önerilerde bulunup onlara yardım etmeye her zaman hazırlar. Madem öyle, onlar hazırsa bize iyi davranmaya, hadi gelin gidelim biz de onlarla kaynaşmaya. Yüzyıldır Salzburg'u kanatları altına alıp koruyan bu görkemli ve gösterişli kalede hemen her şehirde olduğu gibi kentin en yüksek yerine inşa edilmiş. Yaşadığı onca savaşa rağmen hala dimdik ayakta ve Festungspark'in zirvesinde. 11. yüzyılda inşa edildiğinde sadece bir gözlem kulesi varmış burada. Asıl amacı başpiskoposlara ikametgah olmakmış. Sonraları çevresine surlar eklenerek genişletilmiş. Bu gördüğünüz haline 15. yüzyıldan sonra ulaşmış. İlginçtir, Türklerin saldırma ihtimali düşünülerek 17. yüzyılda dış burçları eklemişler. Kalenin çok iyi korunduğunu içini gezerken daha iyi anlıyorsunuz. Kale içinde askeri üniformalar, zırhlar, savaş aletleri, kalkanlar, bayraklar, toplar, mermiler hepsini görmeniz mümkün. Ama bunun yanında dünyaca ünlü Salzburg Kukla Tiyatrosu'na ait kuklaların sergilendiği kukla müzesi de var. Salzburg Kalesi'nin bazı bölümleri çok yeni gibi duruyor. Ama bana göre en çarpıcı kısmı bu altın salon.
Altın salonda 4 tane burgu mermer sütun var ve burada baktığımızda müthiş bir ahşap tavanla karşılaşıyoruz. Bu ahşap tavanda gökyüzü betimlenmiş. Aynı zamanda o dönemin Alman şehirlerinin armalarını da görmek mümkün. Salzburg'da birbirinden güzel meydanlar var tarihi bölümde. Şu anda da Kapitel Meydanı'ndayız ve ben bütün bu güzel meydanların hikayelerini anlatmak istiyorum size. Meydandaki söğüt ağacının komşusu denizler ve deprem tanrısı Poseidon heykeliyle önündeki çeşme. Burası özellikle gençlerin favori Instagram noktası. Bu meydanı diğerlerinden ayıran ise üzerindeki adam figürü bulunan parlak bir küre. İsterseniz gelin şimdi o küreye bir göz atalım. Kapitel Meydanı'nda gördüğünüz heykelin adı Sphera ve Stefan Balkenhol tarafından Salzburg Sanat Projesi kapsamında yapılmış. Hadi şimdi meydanın yanındaki kemerlerden geçip Dom yani Katedral Meydanı'na gidelim. Şimdi de Dom Meydanı'ndayız. Meydanın ortasındaki Meryem Ana heykeline dikkatinizi çekmek istiyorum. Katedralin karşısındaki kemerlerin altına doğru yürüyün ve hem heykeli hem de katedrali tam karşınıza alın. Bakın ne oldu? Katedralin üzerindeki taç Meryem Ana'nın kafasındaymış gibi bir görüntü oluştu. Katedralin dışındaki 4 heykele bir göz atalım. En soldaki Aziz Rupert. Elinde asa olan, elinde anahtarlar bulunan Aziz Petrus, kılıç tutan ise Aziz Paulus. En sağdaki ise katedrali ilk yaptıran Piskopos Virgil. Tepedeki heykel de Hazreti İsa'nın heykeli. Katedrale giriş için 3 ferforje kapı bulunuyor. Üzerlerinde kutsandığı yıllar yazılı. Salzburg'da çok sayıda kilise var ama şehrin en önemli kutsal binası kabul edilen yer Salzburg Katedrali. İlk katedral 767 yılında Piskopos Virgil zamanında inşa edilmiş. 774 yılında da kutsamışlar. Ama 1167'de bir yangın çıkmış ve harap olmuş katedral. Sonra Başpiskopos 3. Konrad yeniden inşa ettirmiş yapıyı. Bu iki eski kilisenin kalıntıları hala katedral mahzeninde duruyor. Neden iki dedim biliyor musunuz? Çünkü iki kez daha yanmış da ondan. Başpiskopos Wolf Dietrich yeniden inşa edilmesi için çok çaba sarf etmiş. Ama bitimine ömrü yetmemiş. Halefi Marcus Sittikus projeye devam etmiş. Sittikus'un adını unutmayın. Program sırasında sık sık karşımıza çıkacak. Katedralde kuru kafalarla yapılmış betimlemeler de var ve bunlara vanitas deniyor. Hiçliği, yokluğu, geçiciliği ve ölümü ifade ediyorlar. Kapı girişinin üzerindeki ork ise katedralin en değerli parçalarından. Mozart'ın vaftiz terörünün gerçekleştirildiği sırada bu orgu çalan sanatçı acaba günün birinde dünyanın en önemli müzisyeninin kutsandığını tahmin edebilir miydi sizce? İçeridekilerin daha fazlası Domkuartiye'nin içindeki Salzburg Katedrali Müzesi'nde bulunuyor. Dom Meydanı'nın devamı Residence Meydanı. Adını da geçmişte başpiskoposların yaşadığı yer olan Residence'den alıyor. Daha önce burası bir mezarlık ve yerleşim alanına ev sahipliği yapıyormuş. Tam 55 binayı yıkmışlar bu güzel meydan için.
Meydanın tam ortasında gördüğünüz barok tarzda yapılmış havuzlu çeşme hem kentin hem de Avrupa'nın en güzellerinden biri olarak kabul ediliyor. Dört coşkulu at, kayalara kök salmış devler, yunuslar ve en tepede de Poseidon'un oğlu Triton bulunuyor. Bu kadar şirin olduğuna bakmayın. Nazi döneminde binlerce kitabın yakıldığı meydanlardan biri de burası olmuş. Salzburg'un meydanlarının en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Birbirlerine bitişik olmaları. Hadi gelin dahi sanatçının biraz dedikodusunu yapmak için Mozart Meydanı'na yürüyelim. Kendi zamanının en büyük müzisyeni Mozart, Avrupa'nın en iyi piyanisti, okçusu, orkestra şefi ve bestecisi. Salzburg'un kaderini değiştirmiş ama sadece 35 yıl yaşamış. Değiştirememiş kendi kaderini. Başka bir müzisyenin yapıp da onun yapamadığı hiçbir şey yok. Bence müzisyen çocuklar hep sömürülmüş aileleri tarafından o çağlarda. Ama en çok sömürülenlerden bir tanesi de harika çocuk Mozart olmuş. Harika çocuklar nadiren büyüyüp normal hayat sürerler. Müzik yeteneği dışında hemen hemen hiçbir yönü gelişememiş Mozart'ın. Meydandaki heykel 1842'de yapılmış ve Mozart'ın oğlunun da katıldığı bir törenle açılmış. Aslında 1841'de niyetlenmişler açılışını yapmaya. Yani Mozart'ın 50. ölüm yıl dönümünde. Ama heykelin kazı alanının tam altında orijinalinin Salzburg Müzesi'nde olduğu mozaiği bulmuşlar. Üzerinde burada mutluluklar yaşar, kötülükler uzak dursun anlamına gelen bir yazı var. Meydanda ve meydana çıkan sokaklarda restoranlar, kafeler ve barlar var. Vereceğiniz bir mola için bunlar ideal yerler. Şu anda bulunduğumuz meydan Altenmarkt, yani eski pazar meydanı. Bu meydanın en sevdiğim yanı ise benden önce Mozart'ın da kahvesini ve en sevdiği içecek olan badem sütünü yudumladığı ülkenin en eski kafelerinden Tomaselli. Ta 1703'ten beri burada. Onun yanında içinde bir kuyumcu dükkanı olan küçük ve şirin bina Salzburg'un en küçük yapısı. Sadece 142 santim genişliğinde. Meydanın ortasındaki heykel ise itfaiyecilerin koruyucusu Aziz Florian'a ait. Bu meydanı Mozart Meydanı'na bağlayan yolun tam karşısında 1890'dan beri Salzburg'un orijinal Mozart Kugel isimli çikolatalarının yapıldığı Fürst Pastanesi var. Hadi gelin oraya gidip sahipleriyle sohbet edelim. Mozart Kugel çikolataların hikayesini öğrenmek için ailenin 5. kuşak temsilcilerinden biri olan Doris Fürst'le beraberiz. Öncelikle 1890'da Paul Fürst Mozart Kugel adını verirken neden Mozart'ı tercih etti? Mozart Salzburg şehrinin oğlu ve bu çikolatalar Salzburg şehrinden çıkma. Ve şirketimiz bundan yıllar önce bir pralin yaratmak istiyordu. Ve o zaman özellikle bu isim seçildi çünkü aslında Salzburg şehrinin oğluna Mozart'a olan saygı da gösterilmek isteniyordu. İşe başlamasının hikayesini kısaca anlatabilir misiniz? Paul Fürst şirketimizin spesyalitesi olan Mozart Kugel'ni 1890 yılında üretmeye başladı. Üretime burada bu evde başlıyor ve günümüzde hala üretim yapıyoruz. Çikolatalar hala elle yapılıyor ve tarifi değiştirmedik. Bize anlatacağınız ilginç bir hikaye var mı? Paul Fürst'ün zamanında o burada bu evde üretim yaparken ham maddeleri almak o kadar kolay değildi. Çünkü üretim için gerekli ham maddeler onun zamanında oldukça pahalıydı. Pahalı olan şeylerdi ve böylece çalışanlarından, şekerlemecilerinden bir şey yapmalarını istiyor. Hatta bu zamandan bir fotoğrafımız var ve bu fotoğrafın yılı 1919.
Ve Paul First çalışanlarına bir tavsiyede bulunuyor. Islık çalın diyor. Ve çalışanlar ıslık çaldığında çikolatadan çok fazla yemeleri mümkün olmuyordu. Çünkü ürettiklerini satmak istiyordu. Çalışanların çok fazla yemesine değil. Ama günümüzde bu tamamen değişmiş olan bir şey. Bugün bütün çalışanlarımızdan, bütün şekerlemecilerimizden yemeleri ve denemeleri tavsiye ediliyor. Çünkü böylece ürüne kalite kontrol yapmış oluyorlar. Sizlere sadece Mozart Kugeln'in nasıl yapıldığını anlatmayacağız. Aynı zamanda Salzburg'un ünlü bir tatlısı var. Bunun adı da Salzburger Nockerl diye geçiyor. Johann'la beraber sizin için bunu yapacağız. Merhaba Johann. Merhaba. Başlayabiliriz. Tamam. Önce yumurtalar. Evet. Ayırıyoruz. Sarıyı ve beyazı. Evet. Tatlımız için 2 beyaz ve 1 sarı kullanıyoruz. Resmen elimin hamuruyla bu işlere soyundum. Bakalım becerebilecek miyim? Sırada ne var? Mikseri alıyoruz ve çırpıyoruz. Şimdi 1 yemek kaşığı şeker. Evet. Benden iyi bir aşçı olmayacağı çok belli. Devam mı? Böyle ters çevirebiliyorsan bu hazır demektir. Evet. Böyle tutabilirsin. Evet. Tamam, işte bu. Ve şimdi sarıyı kaseye ekliyorum. Ve bunu yavaş yavaş karıştırıyoruz. İşte böyle. Şimdi 2 tatlı kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı vanilyalı şeker. Ve şimdi geleneksel pişirme kabımız ve işte bunu da servis yapıyoruz. Şekli sorun değil ama materyal olarak seramik veya cam olmalı. Çünkü bu bir sufle ve en iyi sonuç için bu gerekiyor. Biraz tereyağı. Bu arada anneciğim, seyrediyorsan bu programı kesinlikle benimle gurur duyuyorsundur. Bir tatlı kaşığı yaban mersini reçeli. Ve şimdi paleti alıp kenarını kullanarak kasenin kenarına doğru gelecek şekilde bir yuvarlak yapıyoruz. Bu elle, 3 defa. Ve sonra kaseden kaseye doğrudan aktarmıyoruz. Önce hepsini kaşıklar gibi alıyoruz ve sonra dik olarak koyuyoruz. Şimdi fırınlıyoruz. Bunun için fırın 180 derece olmalı ve 10 dakika. En önemli şey fazla fırınlanmaması. Böylece içi yumuşak ve sulu kalacak. Bu çok önemli. Salzburg merkeze 5 kilometre mesafedeki bir saray kompleksi Hellborn. 1600'lü yılların başlarında çok kısa bir sürede yaz sarayı olarak yapılmış. Bir adam düşünün. Hem başpiskopos hem de prens. Hem tuz madenleri var hem altın. Gücü, kudreti dillere destan. Adı başpiskopos prens Marcus Sittikus. İşte o adam yaptırmış bu şakacı bahçeleri olan sarayı. Sarayın içini gösterişli odalarla pek çok hayvan tablosu, heykel ve Çin işi duvar kağıtlarıyla dekore ettirmiş.
Salzburg Katedrali'ni yapan İtalyan mimar Santino Solari'ye vermiş işi. Başpiskopos buraya gelir, gününü burada geçirir, bahçede bolca bulunan av hayvanlarıyla avlanır ve akşamları da Salzburg'daki evine dönermiş. Hatta bu yüzden sarayda yatak odası bulunmuyor. Çok güzel bahçeleri var Heilbronn Sarayı'nın. Tam 60 hektar. Bahçeler, eğlenceli çeşmeleri ve fıskiyeleriyle tanınıyor. Hadi gelin beraber seyredelim şimdi bu keyifli su oyunlarını. Yalnız dikkat edin de kameralarınız, telefonlarınız ya da siz sürpriz bir şekilde ıslanmayın. En zarif alışveriş caddesi bana göre Getreide Gasse. Bu sokak barok mimari üslubundaki binaları ve her biri sanat eseri olan şık ferforje tabelalarıyla ünlü. Bence muhakkak hem bu sokakta hem de onu diğer sokaklara bağlayan pasajlarda dolaşın. Ama tahıl anlamına gelen bu sokağın en ünlü evini kesinlikle ziyaret edin. Bu ev hangisi mi? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Burası Mozart'ın 1756 yılında doğduğu ve ilk bestesini yaptığı ev. 1880 yılından beri müze olarak ziyaretçileri ağırlıyor. Mozart Geburtshaus, yani Mozart'ın doğduğu ev, ünlü besteciyle ilgili sanat etkinliklerinin yapıldığı, çaldığı müzik aletlerinin, kullandığı eşyaların sergilendiği bir müze olarak düzenlenmiş. Üç yaşında piyanoda sesleri ayırt edebilmeye başlamış, 4 yaşında bir kemanın akorunun bozuk olup olmadığını anlayabiliyormuş. Bir müzik parçasını yaklaşık yarım saatte öğrenebiliyormuş. 5 yaşında harika piyano çalıyormuş. İlk bestesini 6 yaşında yapmış. Kulakları o kadar hassasmış ki yüksek sesler onu hasta ediyormuş. O kadar başarılı değilmiş ama kız kardeşi de iyi bir müzisyenmiş. Babası da öyle. Ve baba Mozart'ı hemen keşfetmiş. Kız kardeşini de yanına alıp şehir şehir turnelere çıkartmış. Mozart 35 yıllık hayatının 14 yılını turnelerde geçirmiş. Saraylarda, müzik okullarında halka gösteriler düzenliyorlarmış. Piyanonun üzerine yatıp tersten çalma, tuşların üzerine örtüp çalma, gözlerini bağlayıp çalma gibi oyunlar yaptırıyormuş babası. Ama müzik yeteneği dışında pek fazla bir yönü gelişememiş. Hep yaramaz bir çocuk olmuş. Hayatında hep kendini yönetenler varmış. Kendi kendine karar veremez, parasını doğru düzgün harcayamazmış ve hayatını da yönetemezmiş. Bazı konularda gelişimi eksik olmuş pek çok dahi gibi Mozart'ın da. Düşman kazanma konusunda da çok marifetliymiş. Fiziksel olarak da çekici değilmiş. Çok kısa boylu, yüzü çiçek bozuğu, kafası bedenine göre çok büyük. Miyopmuş, patlak mavi gözlü, kocaman burunlu, tombul elliymiş. Of, amma da dedikodusunu yaptım. Çok mu kıskandım nedir dehasını Mozart'ın? Aşırı çalışma ve böbrek hastalığı sonucunda çok genç yaşta ölmüş. En ucuzundan bir cenaze töreniyle de defnetmişler Mozart'ı. Böyle hazin bir öyküyle hayata veda etse de Salzburgluların hayatını değiştirmeye yetmiş Mozart'ın 35 yıllık hayatı. Şu anda Mirabel Sarayı ve bahçelerindeyiz. Bu saray Prens Piskopos Reitenau tarafından 1606'da metresi Salome Alt için yaptırılmış.
Ama prens 1612'de tahttan indirilince kızımız Salome ve ailesini kapı dışarı etmişler hiç vakit kaybetmeden. İşin ilginç tarafı, prens aynı zamanda psikopos olduğu için dinen evlenmesi yasakmış ama metresinden 15 tane çocuğu olmuş. Salome yollandıktan sonra Mirabel Sarayı'nı o haliyle de bırakmamışlar. Eskinin izlerini silmek, genişletmek ve dönemin moda mimari üslubu olan barok tarza çevirmek üzere sarayı 1710'da Mimar Hildebrand'a yeniletmişler. Ama kadersiz saray şehrin 1818'de %40'ının yandığı yangında büyük zarar görmüş ve bir kez daha yenilenmiş. Fakat mimari üslup bu kez de dönem modasına uyarak neoklasik olmuş. Ha, bu arada geleceğin ilk Yunan kralı Otto burada doğmuş. Ne alaka demeyin. Babası Bavyera kralı 1. Ludwig Salzburg'da görev yapıyormuş. Ve o yüzden Otto 1 Haziran 1815'te bu sarayda dünyaya gelmiş. Bu kralı hatırlayacaksınız. Hani şu Yunanistan topraklarını Osmanlı Devleti aleyhine genişletmeye çalışan ama başarıya ulaşamayan kraldı. Günümüzde mermer salon denilen bölüm konserler ve evlilik törenleri için kullanılıyor. Evlenmek için bence muhteşem bir yer. Hatırlayanlarınız vardır. Ünlü bir Hollywood müzikali 1965'te bir film olarak çekilmişti. Başrolünde Julie Andrews vardı. 5 dalda da Oscar almıştı. Bakın, şimdi bir sahne söyleyeceğim. Hemen hatırlayacaksınız. En başta bir mürebbiye, arkada çocuklar dans ederek şarkı söylüyorlar ve notaları öğreniyorlar. Do, mi, ki, la, dondurma, re, masmavi bir dere. Mi dere de bir gemi, fa gemi de bir tayfa. Durun durun, değiştirmeyin sakın kanalı. Vallahi bu kadar söyleyeceğim, daha fazla devam etmeyeceğim. Ama şarkıyı hatırladınız değil mi? ''1930'larda Salzburg yakınlarında bir manastırda yaşayan Maria ne kadar uğraşsa da bir rahibe olmak için yeterli görülmüyor. Kız biraz uçarı, her gün dağlara çıkıp şarkı falan söylüyor. Baş rahibe başından yollamak için git kızım dış dünyayı tanı biraz diyor. İşte o film dolaştığımız bu sarayda, bahçelerde ve meydanlarda geçmiş Salzburg'da. Sarayın bahçelerine Mirabel bahçeleri diyorlar. 1690'da başpiskopos Thun tasarlamış her şeyle bu geometrik bahçeyi. Mirabel bahçelerinde aynı zamanda bir cüceler bahçesi de bulunuyor. Ve burada birbirinden farklı şeyleri sembolize eden 28 tane cüce heykeli varmış. 1691'de yapmışlar bu cüce heykellerini. Günümüzde ise sadece 17 tanesi kalmış. Şimdi önünde durduğum cüce ilginç. Anlaşılan bu Avusturyalılar biz Türklerden çok korkmuşlar. Bakın bu cüce bir Osmanlı'yı temsil ediyor ve Osmanlı bir ağacı kırmaya çalışıyor. Verdiği mesaj ise şu: biz bir ağacız ve siz bizi kıramazsınız, yani bizi yenemezsiniz. Bugün Salzburg'dan yola çıktık ve yarım saat uzaklıktaki göller bölgesine geldik. Göller bölgesinde toplamda 76 tane göl bulunuyor. Bunların 8 tanesi büyük göl. Biz öncelikle Fuschl Gölü'ne gittik. Fuschl Gölü'nde inanılmaz bir otel var. Aslında eski bir saray bu ve geçmişte Nazilerin Dışişleri Bakanlığı olarak da kullanılmış. Bu otel binasında aynı zamanda filmler de çekilmiş. Mesela bunlardan biri Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Kraliçesi Elizabeth'in, namı diğer Sisi'nin hayat hikayesinin olduğu film. Müzik
Ondan sonra yolumuza devam ettik ve bu 8 gölden bir tanesi olan Wolfgang Gölü'ne geldik. Ve biz buradan teleferiğe binip yukarıya çıktık. Aylardan Nisan ama gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz. Aslında bu çıktığımız tepeye 12 boynuz diyorlar. Çünkü buradan 12 tane tepeyi görebiliyorsunuz ve hepsi boynuz gibi duruyor. Ama bu havada biz size ancak 3 tanesini gösterebiliyoruz. Bu kadar yeşilin bir bedeli var elbette. Baharın en güzel günlerinde de olsak yağmuru bol Salzburg, Hallstatt yollarında karşıladı bizi. Buraya gelirken Wolfgang Gölü üzerindeki köylerden St. Gilgen ve St. Wolfgang'a uğradık. Öncelikle St. Gilgen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın annesinin doğduğu köy. 2800 kişinin yaşadığı St. Wolfgang'ın devasa kilisesi etkiledi bizi. Köyde geçen ünlü bir operet var. Adı Beyazat. O yüzden Beyazat'a dair bir sürü yer göreceksiniz St. Wolfgang'da. Şimdi sizi 800 kişinin yaşadığı ama senede 1,5 milyon turistin geldiği Hallstatt'a götüreceğiz. Diziler tüm dünyada çılgıncasına etkiliyor yaşamları. Öyle ki seyahat rotalarını bile yönetiyor. Güney Kore'de çekilen bir dizi film, gün gelmiş Çin'de de gündemin ana maddesi olmuş. Dizideki bazı sahneler Hallstatt'ta geçiyormuş. Öylesine etkilenmiş ki dizinin gösterildiği ülkelerdeki izleyenler akın akın buralara gelmeye başlamışlar. Bugün Hallstatt'taki turistlerin %90'ı uzak doğulu. Hallstatt öyle bir yer ki Çinliler kopyasını yapmışlar bu UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde bulunan köyün. Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen yerlerinden biri olan Hallstatt, Kelt dilinde tuz yeri demek. Dünyanın ilk tuz madeni de bu köydeymiş. Farkındasınız değil mi? Oldukça ürkütücü bir yerdeyim. Aklıma William Shakespeare'in ünlü eseri Hamlet geliyor. Hamlet'te ne der Shakespeare? Olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. Ölülerin konulduğu evler eskiden Alplerin bu bölgesinde çok yaygınmış. Ama zamanla yok olmuşlar. Köyün tepesindeki Aziz Michael Kilisesi'nin girişindeki bu kemik ev en sonuncusu. İçinde 1200'e yakın kafatası var. 1700'lerde mezarlıklarda yer kalmayınca ölülerin kafataslarını ve kemiklerini çıkarmışlar, kurutmuşlar, temizlemişler ve kafataslarını da motiflerle boyamışlar. En son 1983'te vefat eden bir kadının vasiyeti üzerine 1995'te konmuş bir kafatası bulunuyor burada. Sürprizim var programımızın sonuna doğru gelirken. Dönüş yolu için bir parça erken yola çıkmanızı öneririm. Dünyaca ünlü bir içecek markasının sahibi Salzburg'a bir hediye olarak yapmış bu binayı 2003 yılında. Adı ise Hangar 7. Yeri neresi mi? Salzburg Havalimanı'nın hemen yanı. 1200 ton çelik ve 380 ton özel cam ile kanat şeklinde inşa ettirmiş Salzburglu bir mimara. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçaklara, helikopterlere, gösteri uçaklarına ve motosikletlere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Formula 1 araçlarını da burada bulabiliyorsunuz. Bu devasa cam fanusun içinde 360 derece isimli 20 kişilik çok şirin bir bar var. Yapıdaki Icarus isimli restoranın özelliği ise her ay dünyanın farklı bir yerinden Michelin yıldızlı bir şefi mutfağında konuk etmesi.
Gökkuşağı dedim programı açarken. Bu kez Manolya demek istedim. O renklerin en güzelini kendine almış baharın coşkusuyla. Renklerin en masumuna, en safına, Manolya pembesine yazdım. Manolya kokulu Salzburg mektubumu. İlkbaharın en güzel çiçek buketini hazırladım. O buketin içine sakladım zarfı ve yolladım her birinizin kalbine, evine. Tüm bahar romantiği duygularımla beraber. Haftaya ne resmi var onu söyleyemem, o bir sır. Ama bilin ki muhteşem bir geçmiş yaşamış onlarca asır. Şimdilik de hoşça kalın.